Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım deneme sınavları AYT sayısal. 2. adım 1. deneme sınavının matematik sorularının çözümlerine devam ediyoruz. 11. soruda kalmıştık. Hocam ilk kez bu videoyu açıyorum diyenler için söylüyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu adım, bu denemeye dair bütün testleri sırasıyla onar onar çözüyorum arkadaşlar. Sırasıyla bulabilirsiniz ki dikkat edin, ikinci adım ben tüm adımları tamamlamayı düşünüyorum. Tüm adımlarda da 5'er tane deneme var. Yani toplam 15 AYT denemesini tamamlayacağım. AYT için oynatma listesi hazırladım. Orada tamamını bulursunuz. TYT için de ayrıca bir oynatma listem var arkadaşlar. Oradan da TYT'lerin tamamına bakabilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine tekrar teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Emekleri için ben de size söylediğim üzere soruları çözerken konu anlatımı yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. 11. soru nasıl sesleniyor bize bir bakalım. Şekilde fx artı 2. Dikkat arkadaşlar, fx artı 2. Biz fx'in verilmesine alışmışız ki çok severiz fx'i. Koordinat sistemi verilmiştir. Buna göre f of, yani f of bir f bileşke, f2x eksi 5 eşittir 6 denkleminin kökler çarpımı nedir? Sevgili arkadaşlar, şimdi şairin burada söylediği, zaten önce oraya bir gidelim. F'in içinde f2x eksi 5 eşittir 6'ymış. Şimdi biz hangi f değerinin, bak şurası, f kaç? Bana 6'yı verir. Hop geliyorum, 6 sonucunu kim vermiş? Eksi 2. Demek ki burası eksi 2 olacakmış deme sevgili arkadaşım. Neden? Çünkü bak bu arkadaş x artı 2. Burada gördüğün x sevgili arkadaşım, bak burası x ekseni ya, bu x, bu x. Yani aslında bak sen buraya f eksi 3, eksi 3'ü koyarsan burası sevgili arkadaşım f eksi 1 için değerdir. Eksi 3 koyuyorsun çünkü. Bak x eşittir eksi 3 için. X artı 2'ye koyduğunda. Şu değer için arkadaşlar eksi 2'yi koyarsan f 0 içindir. Burası sevgili arkadaşım, hatta şöyle diyeyim ben sana, bu eşittir f 0 olur. Hop anlaştık. Hemen şuraya gel, f 2 kim sevgili arkadaşlar? X yerine 2 koyarsan f 4 olur. Şuraya 5 koyarsan da bu da f 7 olur. Şimdi zaten hepsi işimize yarayacak. Çünkü sıfır verenlere doğru gideceğiz. Sevgili arkadaşlar, kökleri de zaten. Bak 6. Sana 6 değerini f kaç veriyor? Aha da işte bu. F 0 veriyor. Yani burası 0'mış. Kim 0'mış? F 2x eksi 5 0'mış. Tane tane gidiyorum. Peki sevgili arkadaşlar, sana 0 neticesini veren x'ler kim, ya da şurası kimler arkadaşlar? İşte bak sana 0 değerini veren, y'nin 0 olduğu yerler buralar, buralar. Yani f eksi 1, bak burada x yerine eksi 3, eksi 1 0. F 2 değil, f 4. F 4 0. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur hocam. O bir tane daha var arkadaşlar. O nerede? F 7. F7 eşittir 0. Anlaştık. Harika. Bunları çözeceğim. Ve dikkat et sevgili arkadaşım. Burada ne yazıyor? Burada onları göreceğim. Yani 2x eksi 5 eşittir eksi 1. 2x eksi 5 eşittir 4. 2x eksi 5 eşittir 7. Bütün aradığın şey senin bu. 2x eşittir 4. X eşittir 2. Aldık koyduk cevabı. 2x eşittir 9 mu bu ya? 9 bölü 2 oldu. Bunu da aldım cebe. AYT çözüyorsun artık. Burada çok detay anlatmıyorum yani, değil mi? Bir de fonksiyon çözüyorsun. Bunu bütün videolarımızda 777.000 kere anlattık. Hop 2x eşittir 12, x eşittir 6. Sevgili arkadaşlar, gel hepsini çarpalım. Çünkü kökler çarpımı. 2 çarpı 9 bölü 2 çarpı 6. Löp löp 54. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Bu işin bak iki tane yöntem var. Ben diğer bütün mezun A kazanım kavrama testleri, şuraya yazıyorum. Mezun A kazanım kavrama testleri ve 3 adım TYT'lerde hep, AYT'lerde de hep anlatıyorum. Mezun B kazanım kavrama testleri. Bunları da hep anlattım. Ya biliyorsan bak bu x artı 2 ne demek arkadaşlar? 2 birim sola kaymış. Sağa kaydırırsın bunu. Bak 2 birim sağa kaydırırsan gerçek fx'e ulaşırsın. Bu eksi 3 zaten bak eksi 1'e olur. Değil mi? Ötelemeleri biliyorsan. Ya da dediğin gibi efendi efendi şunları yazarsın. Hop gözünde çok güzel belirir.
Harika. 12'yi çağıralım o zaman arkadaşlar. Polemiklere fazla dalmadan, vaktimizi de harcamadan. O zaman gelsin bakalım 12. 12'nin numara şöyle sesleniyor sevgili arkadaşlar. Der ki, tanımlı oldukları aralıklarda f sabit fonksiyon, bunu bir yerlerden hatırlıyorum, g birim fonksiyondur. Buna göre fx 3x eksi k bölü 2x artı 6. Gx de arkadaşlar 3 eksi mx artı 6 artı n fonksiyonları veriliyor. Buna göre n çarpı fm artı gk değeri kaçtır? Arkadaşlar, şairin bize anlatmak istediğini anladık. Ne diyor? Önce k'yı, m'yi, n'yi bir bul bana. Ondan sonra da yerlerini koy. Tabii fonksiyonları da bul. Sevgili arkadaşlar, fx 3x eksi k bölü 2x artı 6'ymış. Bu sabit fonksiyonda hani arkadaşlar, sabit fonksiyonda burada x mix görmezsin. Niye var o zaman? İşte k'yı bul diye. Arkadaşlar, x'in yok olması için bu arkadaşın sadeleşmesi lazım. O da şöyle olur. Bak hop, 3 bölü 2 eşit olursa eksi k bölü 6'ya, sen burada paranteze alır ve o arkadaşları sadeleştirirsin. Ki zaten bu 3 bölü 2 oranı ona eşit olacak. Bak k'yı buradan ne buluyorsun? Hop 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 hop, eksi k eşittir 3 çarpı 6 bölü 2. Eksiyi de buraya aldım. Hop hop 3, k eşittir eksi 9'u bulduk. Sevgili arkadaşlar, senin x fonksiyonu bak şuymuş. Eksi 9 bulduk. 3x artı 9 bölü 2x artı 6. Neden bunları eşitlediğimi şimdi göreceksin. Neden? Bak şu iki arkadaşın kat sayılarının oranı şuradaki arkadaşların oranına eşit olmalı. Çünkü paranteze aldığında sadeleşecek ve x yok olacak. Bak yukarıyı 3 parantezine al. x artı 3. Aşağıda 2 parantezine al. x artı 3. Bak sadeleşti, sadeleşti. Fx artık arkadaşlar efendi efendi paşa paşa sabit bir fonksiyon oldu ki kendileri de 3 bölü 2 oldu. Anlaştık. Fx bulunmuştur. Gel birazcık da gx'e şefkat kollarımızı açalım. Onunla ilgilenelim. Lömbürdenek. Gx arkadaşlar birim fonksiyonu. Ya arkadaş, ben birim fonksiyonu dedim, budur. Değil mi? Benim bunu görmem lazım yani. Ne alaka şimdi? Bunların ne alakası var? O sevgili arkadaşlar, o zaman bunun bu hale gelmesi için bak gx 3 eksi m artı 6 artı n. Bir kere şu x var tabi burada. X'in katsayısının 1 olması lazım. Yani 3 eksi m 1'e eşit olmalı. Değil mi arkadaşlar? Harika. M eşittir 2. Aldım koydum cebime. Bir de burada böyle bir ifade olmaması lazım. Sabit sayı da olmayacak. 6 artı n'in de 0 olması lazım. N de eksi 6 olacak. Konu kapanmıştır. Şimdi bana ne soruyordun sen? N çarpı. N'yi yazdım yerine. N'yi 6 bulduk mu? Eksi 6 bulduk değil mi? Aman diyeyim ha. Eksi 6 bulduk. Çarpalım. Eksi 6 çarpı fm. Sevgili arkadaşlar, isterse fm, isterse fk, istersen fr, istiyorsa f1907 olsun. Bu sabit bir fonksiyon değil mi? Evet. Burası 3 bölü 2 çarpı gk. Gk da arkadaşlar birim fonksiyondur. Buraya ne yazarsan sonuç o çıkar. Çünkü gx arkadaşlar. Buraya 77 yaz 77. Hömbürt yaz, hömbürt çıkar. Gk'yı sormuş. K'yı da kaç bulmuştuk arkadaşlar? Eksi 9'du yanılmıyorsam. Evet, bu da eksi 9. Çarpı eksi 9. Sevgili arkadaşlar, hop hop 3 oldu. Eksi ile eksi 9 kere 9. 81. Aferin Şimşek. Nerede hata yaptık? 3 bölü 2 eksi 9. Ha, topla, la, toplanmış ya. Burada toplama var arkadaşlar. Özür diliyorum. O durumda eksi 9. Eksi 9. Burayı özür diliyorum. Buraya çarpım dedim. Bir de ağzımdan bir şey kaçtıysa kusura bakmayın arkadaşlar. Eksi 9. Eksi 9. Eksi 18 yapar. Hop. Anlaştık. Bir an çarpımı gibiydi. Eksi 6 ile 3 bölü 2'yi çarptım. Sonra da eksi 9'u da topladım. Konu kapanmıştır. 13 numara gelsinlermiş. Baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için P2 eksi P0 2 eşitliği veriliyor. Buna göre P3 eksi P1 kaçtır? Ya böyle şeyleri çok sevmiyorum ya. Bu bir sürü uğraştıracak. Arkadaşlar neyse. 2 olan ikinci dereceden. Şimdi AX kare artı BX artı C formundadır değil mi? İkinci dereceden denklem de polinom da bu şekildedir arkadaşlar. Ama baş katsayısı 2 dedi. Benim PX polinomum demek ki 2X kare, burası belli.
Hadi A'yı bulmuş olduk. Bx artı C formundadır. Tamam. Bak buradan şu eşitliği bir yazacağım. Sonra da buraya doğru yiyeceğim. P2'yi yazdım arkadaşlar. P2'yi yazdığımda ne olur burası? 8 olur. 2'nin karesi. Artı 2 tane B. Doğru mudur? Doğru. Artı C. Eksi P0. Sevgili arkadaşlar bunu hiç paranteze bile almama gerek yokmuş. C. Hemen şöyle yapayım. Değil mi? Çünkü P0 nedir? Löp löp hemen C ile karşı karşıya. Aa güzel bir haber bu. Hemen B'yi bulduk. Arkadaşlar 2 oluyormuş bu. Bak C'lerle vedalaştın. 2 tane B eşittir eksi 6. Hop B eşittir eksi 3'ü ulaştık. Var mı bir işlem hatamız? Bir bakalım sevgili arkadaşlar. Bam bam bam. Yok. Bir hatamız yok. Güzel. Şimdi bunu soruyor sevgili arkadaşlar. 3'ten 1'i çıkar. Ama bu arada şeyi bir düzenleyelim. Bizim Px polinomumuz arkadaşlar 2x kare eksi 3x artı c halini aldı değil mi? Tamam. Şimdi gel P3'ü koyalım yerine. 3'ü koyduğumda 9, 18, P3, eksi P1'i yazıyoruz arkadaşlar. X yerine 3 yazdığımda karesi 9, 18, eksi 3 koydum 9. Doğru mudur arkadaşlar? Herhalde hocam sen yapacaksın da yanlış olur mu? Güzel. Ondan sonra cuma C artı C. Eksi, şimdi bunu parantez içinde yazmaya çalışıyorum. 1 koydum arkadaşlar, şimdi P1'in peşindeyim. 1 koydum, 2, 1 koydum, eksi 3, artı C. Bak C'yi bulamadık ama umutsuzluğa kapılmadım. Çünkü birbirinden çıkarırken C'ler yok olacak zaten. Burası 9, artı C, eksi, burası eksi 1, eksi eksi 1, artı 1 oldu. Burası da eksi C oldu. Hop hop sadeleştirdik. İşlem hatası yapmadıysak da cevap 10 oldu. 13'e bir bakayım hemen cevap anahtarına. Evet o da Edirne diyor. Benimle aynı fikirde. Hemfikir miyiz arkadaşlar? Harika. O zaman durmadan 14 numara ile devam edelim. Her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 4. dereceden gerçek. Bu gerçel lafını sevmiyoruz arkadaşlar. Bunlar geride kaldı. Gerçek katsayılı Px ve Rx polinomları için eksi 2, 3 ve 5 ortak kökleridir. Px artı Rx polinomunun 2x eksi 4 ile bölümünden kalan 8 olmaktadır. Buna göre P1, R1 nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, tamam. Önce Px ve Rx'i yazmaya çalışayım. Px ve Rx. Arkadaşlar ben şunu biliyorum değil mi? Bir Px polinomunun kökleri dediğinde o kökleri buraya yazalım değil mi? X eksi x1, x eksi x2 şeklinde yazabilirim. Yani 7 bu denklemin kökü ise değil mi? X eksi 7. Mesela eksi 5 ise x artı 5 şeklinde yazarım ki bunları sıfıra eşitlediğimde kökleri buluyorum. Güzel. Bu durumda buna istinaden yazıyorum. X artı 2. X eksi 3. Hep kökleri bunlar. X eksi 5. Var mı itirazı olan sevgili arkadaşlar? Hayır hocam. Bir de bak hem katsayıları 1. Bir de dördüncü bir kökü olacak bunun arkadaşlar. X artı A mı? X eksi A yazalım. Daha efendi olsun. A'yı pozitifmiş. Rx'i de yazdığımda da yine aynı şeyi yazacağım. X artı 2, X eksi 3, X eksi 5 çarpı bunun ikisi de B olsun arkadaşlar diğer kök. Anlaştık. Güzel. Şimdi yine efendi efendi şu verilen bilgiyi yapacağım. Arkadaşlar öncelikle 2x eksi 4'e bölümünden dediğinde ben ne yapıyordum? Böleni sıfıra eşitliyordum. X'i buradan kaç bulursun? 2. 2'yi yerine koyarsan şu polinomda kalanı bulursun. Yani şairin bana burada söylediği şudur. P2 artı R2 şimşekciğim 8'dir diyor. Kalan 8 çünkü. Hemfikir miyiz? Herhalde hocam değil mi? Harika. O zaman yazalım. 2'yi yerine yazalım. Yazalım. Yazdım 2'yi yerine 4. Yazdım 2'yi yerine eksi 1. Yazdım 2'yi yerine eksi 3. Yazdım 2'yi yerine 2 eksi A. Artı Allah'ım nerelere gidiyoruz? İnşallah güzel yerlere gidiyoruz. Şimdi R'de 2 yazıyorum arkadaşlar. Yine aynı bak. 4 eksi 1 ve eksi 3. Ha, orayı neyse hadi yaşayalım. 4 eksi 1 eksi 3. İnşallah yanlış yapmıyoruz. Yapmıyoruz. 2 eksi B. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. İşte bu 8'miş. Buradan bir şey çıkartacağım belli. Şimdi şurası 12.
Değil mi? Aynı şekilde burası da 12 arkadaşlar. O zaman 12 ile burayı çarptığımda 24 eksi 12a artı şurada da yine 24 eksi 12b eşittir 8'i görüyorum. Hemfikir miyiz arkadaşlar bu durumda? Harika. Hop hop bunları sağa atalım. Burası 48, bu arkadaş buraya geldi. 40 eşittir 12a artı 12b. Tamam mıyız? Bence tamam. 12 parantezini aldım. A artı B, 40. Böldüm 12'ye. Hop, A artı B. Bir de sadeleştirdim. Boş durmuyorum. 6, 2 ile mi sadeleşelim? Kaça bölünür bunlar? 4'e bölünür şimşekçiğim. 10 bölü 3. Tamam mıyız? Tamamız. Arkadaşlar A artı B'nin 10 bölü 3 olduğu bilgisini yakaladım. Bu benim işime yarar yani. Çünkü şurada da aynı şeyle karşılaşacağım. Çok belli. Bir önceki durumda. P1 artı R1 toplamını soruyor arkadaşlar. P1 yerine yazacağım değil mi? Yaz yerine 1'i şimdi. P1 artı R1'i yazıyorum. Güzel. 1 yazdım. 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 4 çarpı 1 eksi A. Var mı itirazı olan sevgili arkadaşlar? Harika. Artı, bak yine aynı şeyler başıma geliyor. Yine 1 yazıyorum. Yine aynı şeyler. 2 eksi 2, eksi 4. Hoş, bunu daha kolay yapabilirdik aslında. Bunları şu parantezi alıp değil mi? Direkt bu parantezi alıp da yürüyebilirdik. Neyse böyle gittik. İşlem hatası yapmayacağız zaten. 1 eksi B. Var mı itirazı olan? Yok hocam, niye olsun? Değil mi? E o zaman arkadaşlar işlemimizi yapalım. Şimdi şurası 8, 16 olur bu sefer. Doğru mudur? İnşallah yanlış değil yani, değil mi? 4 kere 4. Burada bir yerde bir yanlışlık yaptım ha. 2 çarpı. Burası 3 şimşek. 1 yazıyorsun. Direkt 3'ü yaz. Bu 3. Değil mi? Bu 3. Bu da 3. Tamam. Arkadaşlar R1 yazdım ya. 1 yazınca 3. Ben hatta oradan birinizin sesini duydum yani. 6, 24 burası. Aynı şekilde burası da 24. Şimdi bak 24'ü çarpıyorum. 24 eksi 24A. Yine artı 24 eksi 24B. Bana sorulan buymuş arkadaşlar. E toplamda ne oluyor? Bak 48 eksi 24 tane A artı B. Artık burada lafı uzatmayalım. Değil mi? 24 tane A, 24 tane B. E zaten ben A artı B'yi boşuna mı bulmuştum? Ya hayır. 48 eksi 24 çarpı 10 bölü 3 eşittir. Löbürüp löbürüp sadeleşti. 48 eksi 80. Negatifli mi? Güzel. Bunu bundan çıkartırsam da eksi 32'yi bulurum arkadaşlar. Hemfikir miyiz? Harika. Güzel. Burayı da kazasız belasız atlattığımıza göre 15 ile devam etmek anamızın ak sütü kadar helaldir arkadaşlar. 15 der ki ne bize? 2x kare artı 3x eksi 2 artı m 0 denklemi eşittir 0 denklemi. 2 gerçek. Bak burada doğru. Güncel bir soru. 2 kökü olduğuna göre m değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bunu biliyorum değil mi? Diskriminantım benim sıfırdan büyük olursa iki farklı gerçek köküm olur. Diskriminant dediğim şey ne? B kare eksi 4ac. Peki B, A, C kim? A x kare artı B x artı C formundadır ikinci dereceden denklemler. A x karenin, B x'in, C de sabit sayıdır arkadaşlar, kal sayılı. B kare, al bakalım B kareyi. 3'ün karesi. 9 eksi, bunun ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan büyük olması lazım. Ben bunun peşindeyim. Eksi 4 çarpı A kim? 2. Güzel. Onu da parantez içinde yazalım. C kim? Dikkat edin arkadaşlar. Bak eksi 2 artı M. Okey tomento. Güzel. Sıfırdan büyük. 9 eksi, şurası 8, eksi 8 ile çarpacağım. Eksi 8 ile 2'yi çarptığımda artı 16. Eksi 8 ile M'yi çarpsınca eksi 8 M. Ne kadar efendi çıktı ya. M'yi buraya aldım. 8 tane M. Hop burası da 25 oldu. Böldüm her iki tarafı 8'e ki benim derdim zaten M'yi bulabilmek. M'nin arkadaşlar 25 bölü 8'den küçük olması lazım. E bu sayıda kaç arkadaşlar? 3,125'tir. Hocam nasıl kolay buldun? Onu TYT'lere bakarsanız anlarsın. Arkadaşlar 3,115'ten 125'ten küçükse bu arkadaş, o bak 4, 5, 6, 7 olamaz.
3'ten küçük, yani 3 küsürden küçük olan 3 olabilir yani. Diğerleri olan. Cevap şıkkında 2, 1 de olaydı. Onları da kabul ederdim yani. 16 ile devam ediyor oraya. Aa, bu da entere, yani neyse, bu da çok şey değil de. Bunu tek kökte de çözebiliriz ya. Öyle yapalım. Tanımlı oldukları aralıklarda fx, gx ve hx verilmiş. Fx x kare eksi 3x artı 2. Gx x kare eksi 1 bölü x artı 2. Hx de arkadaşlar 6 eksi 2x fonksiyonları verilmiştir. Buna göre fx çarpı gx sıfırdan küçük olsun. Gx çarpı hx de sıfırdan büyük olsun. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, çarpacağım. İkinci dereceden de eşitsizlikler değil mi bu? Hemen şu arkadaşı bir çarpanlarını ayıralım önce de şey yapalım. X eksi 2 çarpı x eksi 1. Çarpımları 2, toplamları eksi 3. Şu arkadaşın da sevgili arkadaşlar yukarısı x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü zaten aşağısı da x artı 2. Doğru mudur? Doğrudur. Buna da yapacak bir şey yok zaten. Arkadaşlar, arkadaşların köklerini bir alalım. Bunun kökü 2. Bunun kökü 1. Hemfikir miyiz? Tabii ki hocam. Şu arkadaşın kökü 1. Bu arkadaşın eksi 1. Şu arkadaşın da eksi 2. Hemfikir miyiz? Güzel. Bu arkadaşın kökü kaç arkadaşlar? 2x hop 3 değil mi? 2x eşittir 6'dan 3. Şimdi sevgili arkadaşlar bak, denklem sistemi dedi ya. Sen bunun şunu ayrıca, şunu da ayrıca çözüp sonra ortak çözebilirsin. Senin zaten o ortak çözdüğün, bizim o hani şeyleri şey yapıyoruz ya sevgili arkadaşlar, işaret inceliyoruz. Hepsini aynı yerde incelemekle aynıdır. Şöyle ki bak, burası x olsun. Bu fx çarpı gx'i yapalım buraya. Tamam mı? Hop, şuraya da gx çarpı hx'i yazalım. Hop, indirdim. Arkadaşlar bütün kökleri yaz. Çift tek var mı onlara bakalım. Eksi 1 şey, eksi 2 en küçüğümüz. Eksi 2. Hop, indirdik. Eksi 2 yalnız dikkat edin arkadaşlar. Nerede kullanacağım ben arkadaşları? Oraya da yazmam lazım. Hem gx hem de... Dur, bu gx'in değil mi? Eksi 2. Eksi 2 g'nin arkadaşlar. Hem burada var hem burada var. O yüzden buraya da yazıyorum. Buraya da indiriyorum. Tamam mıyız? Tamam hocam. Peki... Ondan sonucuma, eksi 1'imiz var. Eksi 1 sadece gx, ha gene gx de var arkadaşlar. Onu yine hem burada hem burada yapıyorum. Aslında yaptığım olay şu bak. Ben sana şöyle göstereyim. Aslında şunu yapıyorum. Bak, sadece bunu yapıyorum. Ama elimdeymişken şunu da yapıyorum. Anladın değil mi olayı? Normalde ben sadece bunu yapıyorum ya da sadece bunu yapıyorum. Ama elimdeymişken zamandan kazanıyorum. Hem bunu yapıyorum hem de bunu yapıyorum. Öyle düşün yani. Okey, harika. Geldik şimdi. Eksi 1, eksi 2'leri bitirdik. Tabarap tabarap. Şimdi sıra geldi 1'e. Ha, arkadaşlar 1, yalnız dikkatinizi çekerim. Bak, 1'e geldiğimde sevgili arkadaşlar. Fx, gx. Fx, gx kök, söz konusu olduğunca çift kök. 1. Şurada ve şurada. Değil mi? Bak burada. Sadece gx, hx söz konusu olduğunda sadece 1 kök. Bak gördün mü trikleri? Güzel. Bunları da bitirdik arkadaşlar. Şimdi 2 var kökümüz. 2 sadece fx için. Burada. Güzel. Ondan sonucumu. Aslında bunu indirmeme bile gerek yoktu. Şurayı silsem daha iyiydi. Silgimi düşürdüm de o yüzden alamıyorum. Arkadaşlar bir de hx'in 3 olanı var. 3. Hx nerede? Burada. İndir onu da burada. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Güzel. Sevgili arkadaşlar, şimdi fx, gx'lerin işaretlerine bak. Pozitif, pozitif, pozitif. Bu arkadaş en sağdan artıyla başlayacağım şimdi. Bak, artıyla başladım. Şunları şey olsun diye artı artı. Köke geldim, eksi. Çift köke geldim, değişmece yok. Hop, buraya geldim, değiştirdim. Geldim, değiştirdim. Sevgili arkadaşlar, bu benden neyi istiyor? Küçük olanları, yani negatif olanları. Şurayı istiyor, burayı istiyor. Burayı istiyor. Evet, çok güzel. Şimdi gx, hx'e geldim sevgili arkadaşlar. Dikkat et burada. Bak, gx'in pozitif pozitif katsayıları, bu arkadaşın negatif. O zaman negatifle başlayacağım. Eksi, hop, artı, artı. Zaten burada bir köküm yok dikkat edersen. Bu eksi, artı, eksi. Ben burada neyi arıyorum? Pozitifleri arıyorum. Gel buraya pozitifler. Burası geldi. Burası geldi. Başka var. Ha, burası da var. Güzel.
Sevgili arkadaşlar, işte ikisini aynı anda yapmamın şöyle bir güzelliğini yakaladım. Hem bu arkadaşın hem de bu arkadaşın mutlu olduğu aralık neresi? Aha da işte burası. Tamam. Eşitlikler olmadığı için açık aralık alacağım. O da nedir arkadaşlar? 1 ila 2 açık aralığıdır. Okey tomento. Harika. Bu da E şıkkını gizlenmiş. Oradan bize bakıyor, göz kırpıyor. Harika. Tam gaz devam edelim. 17 numara ile. 17 gelsinlermiş. 17 dermiş. Bir sayının rakamlarının soldan sağa sıralanışı, sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sayıya palindrom sayı denir. Palindrom kelimeler de vardır değil mi? Kelek mesela. Kavak gibi. Bunu daha önceden de konu şey yapmıştı, ÖSYM kullanmıştı. Örnek vermiş arkadaşlar. 1, 5, 3, 5, 1. Değil mi? Güzel, devam edelim. Nisa, buradan Nisa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. TYT'de çok selam gönderiyoruz da AYT bu kadar şey yapmıyor. Mesela Mehmet FX fonksiyonu diye bir başlayan bir soru yazmıyorlar. Nisa birbirinden farklı. 4 tek, 5 tane çift rakamın ve birbirinden farklı, dikkat edin. Her birinin istediği sayıda kullanarak 5 basamaklı palindrom sayı ulaştıracak. Bu sayının 2 tek rakamının yan yana gelmemesi ve 2 çift rakamının da yan yana gelmemesi gerekmektedir. Buna göre Nisa bu koşulları sağlayan kaç farklı palindrom sayı oluşturabilir? Arkadaşlar 5 tane demedin mi? 1, 2, 3, 4, 5. Sen bunu istiyorsan X, Y, Z, T, U, D ne dersen de önemli değil. Arkadaşlar şimdi öncelikle şuna bir karar ver. Eline 4 tane tek 5 tane çift rakam ver. Şimdi çift rakamlarda sıfır bir şey olur ya, sorun olur ya. Senin bu aldıklarında sıfır var mı yok mu hiç söylememiş. Ama arkadaşlar sıfır kesin var. Neden? Bana 5 tane çift rakam söylesene. 2, 4, 6, 8. Sıfır da var. Demek ki sıfır da varmış. Dikkat et. Tamam mı? Sıfır var mı yok mu? Önce bir soruyorsun. Çünkü sıfır da bir çift rakam. Arkadaşlar teklerde sıkıntı yok. 1, 3, 5, 7, 9'dan herhangi bir tanesini aldın. 4 tanesini al. Almış ama birbirinden farklı 4 taneyi almış. Bir de bunların içinden 4 tane seçeceğiz diye bir şey yok. Tamam mı? Gerçi onu bir de 2 ile çarpsak olabilir mi ya? Oraya da bir soru işareti koyayım yani. Çünkü böyle de seçebilirsin, böyle de seçebilirsin. Olabilir. Ama belli belli. Nisan elinde 4 tane tek, 5 tane çift var. Arkadaşlar şimdi... Ne dedi? Yan yana gelmeyecek. Eğer yan yana gelmeyecekse tekle başlasak biz buna. Tek, çift, tek, çift, tek olur değil mi? Güzel. Yani burada harflendirme yaparken bir yerde yanlışlık yaptım. Dikkat ettin mi? X, Y, Z, T, U dedim. Arkadaşlar bu palindromsa X, Y, Z, Y, X olmalı. Bak bu arkadaş neyse bu arkadaş o. Bu arkadaş neyse bu arkadaş o. Zaten bu sorun çözümlerinin en kritiklerinden biri de bu. Arkadaşlar şimdi tek sayıyı koy. Kaç tane tek vardı elinde? 4 tane. Kaç seçeneğin var? 4 tane. Kaç çiftin var? 5. Kaç seçeneğin var? 5. Tek koyacaksın. Rakamları farklı demedi. Değil mi? Rakamları farklı olacak demedi. Kaç tane tek koyabilirsin? 4. Buraya kaç tane çift koyabilirsin? 5. Aha yanlış işte arkadaşlar. Neden? Çünkü sen buraya koydun ya artık bunun başka şansı kalmadı. Buraya ne yazdıysan onu da buraya yazacaksın. Bunun şansı yok. 1. Buranın da 1. Dördüncü ve beşinci hanelerin arkadaşlar kaderi belli oluyor. Palindromun özelliği o zaten. Sen ilk ikiye ne yazdıysan dört ve beşin kaderi çizilmiştir artık. Doktor ne yersen ye dedi. Orada yapacak hiçbir şey yok yani. Güzel. O zaman böyle kaç tane yazabilirim arkadaşlar? Hop hop 20, 80 tane. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Şimdi bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin demiş şair ama biz öyle bir şey demiyoruz. Arkadaşlar ya da yine altına kırmızıyla yazalım. Şöyle yazalım. Çift tek çift tek çift olabilir değil mi? Çiftle başlayalım. İşte sıfırı burada düşün. Arkadaşlar 5 basamaklı dediği için sıfır buraya gelemez. O zaman kaç tane seçeneğin var? 4 tane. Tek kaç tane? 4 tane. Kaç tane çift? Şimdi buraya 5 tane. Çünkü bak başa sıfır yazamıyorsun. Elinde 5 tane çift var. Ama buradaki 5 tane çifti kullanabilirsin. Arkadaşlar yine aynı şekilde 4. ve 5'inin kaderleri belli. Burada da kaç tane? 20. 80 de burada. Harika. Topla şimdi bunları. 160 tane. Tamam mıyız arkadaşlar? Hepsi bu kadar. Harika. Bunu da işaretledim. Geldim 18'de. Gayet bundan daha kolayı sanki.
Diyor ki aşağıda düzgün altıgen şeklinde hücrelerde oluşturulmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları yeşil renkle boyanacaktır. Tamam. Her bir kırmızı hücrenin içinde yazan sayı o kırmızı hücre ile ortak kenar olan ve yeşile boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Buna göre yeşil boyanan hücrenin iki kırmızı hücreleriyle ortak bir kenara sahip olma olasılığı nedir? Arkadaşlar olasılığımın ne olduğunu ben biliyorum. İstenen durum, tüm durum değil mi? Tüm durumları böleceğim. Öncelikle gel seninle bir tüm durumlara bakalım. Tüm durumlar ne? Öncelikle şuraya yazmayalım. Arkadaşlar bak bu arkadaş 4 tane diyorsa yeşil, 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 yeşil burası olur. Şu ortayı yapma değil mi? Tek bir seçeneği var. Ya da onu da yazalım. Nedir? 4'ün dörtlüsü çarpı bu arkadaşın da bir tane şuradan bir yere olacak değil mi? Burası, 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 burası. 4 taneden 1. 4'ün birlisi. 4'ün dörtlüsü 1. Zaten tek seçeneğim var. 4'ünü boyayacağım. Burada da 4'ün birlisi 4 seçeneğim var. 4 tane durum var mı arkadaşlar? Tamam. Bunu hallettik yanlarda. Ya da arkadaşlar şu ortaya gelebilir. Bak ya burayı boyarım ya da burayı boyarım. Şimdi burayı boyarsam zaten bu arkadaşım bir tane olduğu için bunu artık bitirdim. Şimdi geriye kalan sevgili arkadaşlar 4 tanesini boyayacaktım ya şunun bitişinde. O zaman şu 4 taneden burayı seçemem. Şu 4 taneden 3 tane seçmeliyim. 4'ün üçlüsü kadar seçmeliyim değil mi? Güzel. Çarpı aynı durum bunu da 2'nin birlisi mi yapsak ya hemen? Evet öyle yapalım. Değil mi arkadaşlar? Yeşil için ya burası ya burası. Çünkü onu ayrı ayrı yapsam yine aynı şeydi. O zaman bu da 2'nin birlisi değil mi? Ortak. Güzel. Bu 4'ün üçlüsü 4. 2'nin birlisi 2. Toplam 8'de böyle durum yok mu? Hepsi bu kadar arkadaşlar. Başka da bir durum yok. Benden istenen neydi? Ortanın yeşil olması. Ortanın yeşil olması 8 tane. Tüm durumlar 4 artı 8 tane. 8 bölü 12. 4 ile sadeleştirdim. 2 bölü 3 oldu. Geçmiş olsun. Tamam mı arkadaşlar? Tane tane düşündüm ya. Hiç sıkıntıya falan girmedik yani. 19'da devam ediyoruz. Diyor ki F ve G fonksiyonları R'den C'ye kompleks number'lara tanımlanmış. Imaginary number'lara. Fx, 2x artı x artı i, x i özür diliyorum. Ve gx arkadaşlar 3x eksi 2x i olmak üzere fa artı gb eksi 13 artı 4 i eşitliği sağlanıyor. Buna göre fb eksi ga gs deseydi daha güzel olurmuştu. Değeri kaçtır? Galatasaray'ı da kutlayalım. 2023'te çekiyorum ben bu videoyu. Dün şampiyonluğu ilan ettiler. Arkadaşlar, ya efendi efendi yerine yazacağız ya. A'yı yazıyorum şimdi. F'a'yı yazıyoruz. F'a'yı bir bulalım. Şimdi F'a artı G'b. Arkadaşlar X yerine A yazarsan ne olur? 2 tane A değil mi? A'yı koydum. Artı A'yı. Artı G'de de B'yi yerine koyuyorum. 3 tane B. Doğrudur hocam. Hop B'yi yazdım. Eksi 2 B'yi. Bu arkadaşlar işte şuna eşitmiş. Eksi 13 artı 4 i. Sevgili arkadaşlar bu senin bildiğin klasik polinom eşitliği gibi bir şey. Yani burada i'nin katsayısı kaç ise burada da i'lerin katsayıları bu olmalı. I'nin katsayıları burada ne arkadaşlar? A eksi 2 b değil mi? Eşit olmalıymış 4'e. Bunu bir yazdık. Güzel. Bir de sevgili arkadaşlar sabit sayıların yani gerçek sayıların da şu. Bunlar kim? 2A artı 3 tane B eşittir eksi 13. Tamam. Güzel. Şimdi burada lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Taraf tarafa topla çıkar. Ne yapacağım? Şurayı eksi 2 ile çarpacağım. Çarptıktan sonra A'yı eksi 2 buluyorum. 2 bilinmeyen 2 denklemi. Yani karmaşık sayı çözen bir insan 2 bilinmeyen 2 denklemi çözer artık yani. Burada videoyu uzatmanın bir anlamı yok. B eşittir eksi 3. Tamam. Şimdi bana neyi soruyor arkadaşlar? A'lar B'ler belli olduğuna göre FB yani F eksi 3'ü soruyor. Doğru değil miyim? Evet. F eksi 3 eksi G eksi 2. Bana sordu bu. Eksi 3'ü yerine yazdım. Ondan sonra hadi yazalım onu da bu sefer çözelim. Eksi 3 yazdım. Eksi 6 eksi 3 i güzel. Eksi
Eksi 2'yi yazıyorum şimdi G'de. G nerede? Burada. Eksi 6 doğrudur. Eksi 2 yazınca da artı 4i. Çok güzel. Eksi 6, eksi 3'i eksi içeriye dağıttığımda eksi artı 6, eksi 4i. 6'lar gitti. Eksi 7 tane i oldu arkadaşlar. Eksi 3, eksi 2. Tamam. Harika. Bu da Bursa'da. 20 ile bu kısmı bitirelim arkadaşlar. 20 ne demiş bana? Demiş ki y eşittir eksi 2x kare artı 3a eksi 4x artı 10 eksi a kare parabolü y eşittir 2 doğrusuna teğettir. Buna göre a sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaş y eşittir 2 de ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir parabol. Ama şöyle olabilir, tamam. Arkadaşlar bak ben sana göstereyim. Şurası y, burası x değil mi? Yani bir de eksi 2 demiş zaten. Burası 2 olsa y eşittir 2 bu. Arkadaşlar bu parabol teğet ise artık nereden kestiği önemli değil. Şöyle bir parabol. Biz böyle durumda ne diyorduk arkadaşlar? Parabollerde 3 tane durum olabilir. Kesebilir, kesmeyebilir ya da teğet olabilir. İki yerden kesiyorsa 2 tane şeyin vardır. Sen bunları ortak çözdüğünde diskriminant sıfırdan büyüktür. Hiç kesişmiyorlarsa diskriminant sıfırdan küçüktür. Teğetlerse de diskriminant sıfırdır. Ama arkadaşlar ortak çözeceğiz. Ortak çözeceğiz dediğimde şu. Bak bu y eşittir 2. Bu y de buna eşit. Yani arkadaşlar şu arkadaşla bu 2'yi aynı iki denklem bunlar çünkü. Bunları birbirine eşitlersem diskriminantı sıfır olacak. Yani eksi 2x kare artı 3a eksi 4 tane x artı 10 eksi a kare, aman o kadar uzun oldu ki şuraya yazayım ya hadi. Eksi 2x kare artı 3a eksi 4 x artı 10 eksi a kare eşittir 2 işte. Senin yaptığın olay bu sevgili arkadaşım. Tamam mı? Bu arkadaşın diskriminantının sıfır olması gerekiyor. Çünkü teğet demiş. Böyle olduğunda da sevgili arkadaşlar ne yapacağım? 2'yi sol tarafa atıverelim hadi efendi. Eksi 2x kare artı 3a eksi 4 tane x artı 8 eksi a kare. Tamam. Harika. Şimdi sevgili arkadaşlar b kare eksi 4ac'yi bir çözelim. Eşittir 0. Bu arkadaşın bak a'sı şu. Bu a, şu b, şu da c. Hop, b kare eksi 4ac. Orada en son bir şey söyleyeceğiz. Hemen kısaca çözeceğiz onu. Hop, gözüküyor değil mi? Ekrandan kaymasın da. Arkadaşlar b kare 3a eksi 4'ün karesi. Eksi 4 tane a. Hop, c'de kim arkadaşlar? 8 eksi a kare. İşte bunun sıfır olmasını bekliyorum. Düzenlediğimizde arkadaşlar karşımıza çıkan a kare eksi 24a artı 80 eşittir 0. Hocam efendim. Şimdi bana dedi ki a değerlerinin toplamı. Ne yapacağım? Bunları çarpanlarına ayıracağım. a1, a2 bulup çarpacak, toplayacak mıyım? Hayır. Arkadaşlar bu da kendi çapında ikinci dereceden bir denklem. a1 artı a2 ne? Bu da kendi içinde eksi b bölü a değil mi arkadaşlar? Kökler toplamını yapacağım. Burada şimdi bak senin a değerin, bu a'lar karışmasın. A değerin a karenin katsayısı, b dediğin b'nin a'nın katsayısı, c dediğin de sabit sayı. Eksi eksi 24 artı 24 bölü 1'den sonuç 24 olur arkadaşlar. Bulacağın a değerlerinin toplamı da budur. 16'ya 5 olmuyor. 12'ye aman 10 numara. 20'ye 4 oluyor ama değil mi? 20'ye 4. Kökler de 20'ye 4 zaten. İstiyorsan da öyle de bulabilirsin. Evet, 24'ü de işaretledik. Şimdi sevgili arkadaşlar 20'yi de burada bitiriyorum. 21 için şuraya resmini koyarım. Buraya tıkladığınızda 21'e zıplayabilirsiniz. Ama en güzeli zaten her zaman söylüyorum. Burada oynatma listesini koyuyorum ya. Koydum. Oynatma listesine tıkladığınızda bütün testleri zaten sırasıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. En güzeli o şekildedir. Evet, böylelikle bu kısmın da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.